Oktay Sinanoğlu'nu diğer başarılı insanlardan farklı kılan en önemli özelliği, onun Türkiye'de aldığı eğitimle Türkçe'ye ve Türk kültürüne çok bağlı olarak dünyanın en üniversitelerinde yıllardır çözülemeyen kuramları çözmesi ve bugünün teknolojisine ışık tutan keşifler yapması. Oktay Sinanoğlu az sonra izleyeceğiniz inanılmaz başarılara ulaşırken, aklından hiç çıkarmadığı, onu yolunda tutan kilit noktalar vardı. Birincisi, Oktay Sinanoğlu 11 günlükken babası yazdığı bir kitabı oğluna ithaf eder ve içine Oktay oğlum büyüdüğü zaman Türk ulusu için canla başla çalışması dileğiyle yazar. Sinanoğlu bu cümleyi aklından hiç çıkarmadı. İkincisi, Türkiye'de aldığı Atatürk yolunda Türk kalarak çağdaşlaşma felsefeli eğitim ve üçüncüsü, Ankara'dayken sık sık gördüğü Dil ve Tarih Kurumu binasının tepesindeki bir söz: "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." Yazdım ki Türkçe giderse Türkiye gider. Burada kalırsam Amerika'nın kölesi olmaktan başka çare yoktur. Ama kısmet olursa oraya gideceğim, onların efendisi olacağım ve ondan sonra gelip onlarla burada daha iyi mücadele edeceğim diye yemin edip gittim ve hiç aklımdan çıkmadı. Bir millet her nesilde yeniden doğar. Eğer aklınızı başınıza almazsanız yakında Türkiye'de bay bay Türkçe dersiniz. Oktay Sinanoğlu'nun babası Nüshet Haşim Sinanoğlu, İtalya'da başkonsolos olarak görev yapıyordu ve Oktay Sinanoğlu 25 Şubat 1935'te İtalya'nın Bari kentinde doğdu. Sinanoğlu ailesi 2. Dünya Savaşı'nın başlaması sonucu 1939'da Türkiye'ye, Ankara'ya döndü. 2 yıl sonra ise Oktay Sinanoğlu 6 yaşındayken babasını kaybetti. Anne Rüveyde Sinanoğlu'na büyük bir yük kalmıştı. Annesi birden fazla işte çalışıp evi geçindirmeye çalışırken, Oktay Sinanoğlu ise ev bütçesinin hesabını yapıyordu. Ankara Koleji'ne başladı ve sınıflarını birincilikle geçerken bir yandan da fizik ve kimya ile ilgili deneyler yapıyor, uçaklar tasarlıyor, fotoğraf kağıtları oluşturuyordu. Merak etme ve merak ettiği şeyi tüm detaylarıyla öğrenme hevesi o yaşlarda oluşmuştu. Orta eğitimini tamamladıktan sonra Türk Eğitim Derneği'nin bursu ile 1953 yılında Amerika'ya gitti. Aslında Amerika'ya gitmek için hiç istekli olmayan Sinanoğlu, 17 yaşında kendine bir söz vererek yola koyuldu. Ama kısmet olursa oraya gideceğim, onların efendisi olacağım ve ondan sonra gelip onlarla burada daha iyi mücadele edeceğim diye yemin edip gittim ve hiç aklımdan çıkmadı. Amerika'da dönem ortasında eğitime başlayan Sinanoğlu ilk dersinde matematik sınavıyla karşılaşır ve yeni geldiği hocası onun sınava girmesine gerek olmadığını söylemesine rağmen Oktay Sinanoğlu o sınava girip 100 alır. Atatürk'ün çizdiği yolda çağdaş ve etkin eğitimle Amerika'da yüksek eğitimde gösterilen konulara çoktan hakimdir. Tüm dersleri Türkiye'de aldığı eğitim sayesinde kolayca geçer, 3 sene atlayarak üniversiteyi 1,5 senede birincilikle bitirir. Türkiye'de aldığı eğitim ve kendi donanımıyla çoktan onların efendisi olmuştur. Kimyanın yıllardır çözülemeyen temel sorunlarına kafa yoran Sinanoğlu, kuramsal kimya üzerine doktorasını yapmıştı. Bu doktora ile kimya alanında 50 yıldır çözülemeyen temel bir sorunu çözdü. Sinanoğlu çok elektron teoremi ismindeki teoriyle ismini kimya tarihine yazdırmıştı. Bir taraftan hayatı da ıskalamıyordu. Kayağa gidiyor, dağcılık yapıyor, dans ediyor, çapkınlıktan da taviz vermiyordu. Henüz 25 yaşındayken doktorasını, master'ını tamamlamış, 26 yaşında dünyanın en genç profesörü unvanını almıştı. Oktay Sinanoğlu'nun belli bir alana tamamen odaklanma gibi bir niyeti yoktu. Kuramsal kimyadan sonra moleküler biyolojiye yönelmiş, DNA yapısına yönelik yapılan ilk çalışmalara katkı sağlamıştı. Ardından maddenin en küçük yapılarına yönelik çalışmalar yapmış, yüksek enerji konusuna yönelmişti. Sonrasında astronomi ile ilgili çalışmalar yapıp gök cisimlerinin içerisinde hangi kimyasal maddelerin bulunduğuna dair çalışmalar yap. Kimyayı temeli alarak fen bilimleri alanında çok ciddi araştırmalar yapan Sinanoğlu, bir yandan Türkiye'deki üniversiteler için danışmanlık veriyor, çalışmalara destek sunuyordu. 1966 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü, 1973'te kimya dalında Almanya'nın en önemli ödüllerinden Alexander von Humboldt Bilim Ödülünü ve 1975'te Japonya Uluslararası Bilim İnsanı Ödülünü kazandı. 1973'te Fahri Büyükelçi olarak Japonya'ya gönderilmişti.
Sinanoğlu ayrıca Nobel ödülü için iki defa aday gösterildiğini söylemiştir. 1975 yılında çıkartılan özel kanunla devlet tarafından kendisine Cumhuriyet Profesörü unvanı verildi. Tüm yaptıklarıyla sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin en büyük bilim insanlarından biri Türk Einstein. Onu başka bilim insanlarından farklı kılan ise Türkçe ve Türk kültürüne dair yaptığı çalışmalar ve ömrünün sonuna kadar Türkçenin önemine dair yaptığı çağrılar, uyarılar. Oktay Sinanoğlu ailesinin aşıladığı vatan sevgisi ve yurt dışına gidene kadar aldığı tamamen Türkçe eğitimle Türk kültürüne ve tarihine, özellikle de Türkçe'ye çok bağlı yetişti. Yaşı ilerledikçe akademik işlerini hafifletip Türkiye'nin gelişimi ve Türkçenin kurtarılması konusunda çalışmalara ağırlık verdi. Oktay Sinanoğlu İngilizceyi Tarzanca diye adlandırıyordu. Bunun sebebi İngilizcenin kökeninin adada yaşayan yerlilerden geliyor olması. Köken ve zenginlik açısından İngilizceyi iyi bir dil olarak görmüyordu. İngilizce bugün global bir dil haline geldi ve doğal olarak diğer dünya dillerini de etkiledi. Oktay Sinanoğlu, Türkçenin yerini İngilizcenin almasının ülke kültürünü de etkilediğini düşünüyordu. Ayrıca eğitim dilinin de kesinlikle Türkçe olması gerektiğini savunuyordu. Kastettiği şey yabancı dil eğitimi alınmaması, İngilizce öğrenilmemesi değildi. Matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlerin eğitiminin kesinlikle ana dilde Türkiye için Türkçe olması gerektiğini savunuyordu. Kendi dilinde alınmayan bir eğitim verimli bir eğitim değildir diyordu. Ayrıca kendi araştırmalarına göre matematik diline yakın, zengin ve çok köklü bir dil olması nedeniyle Türkçenin bilim dili olabilecek bir kapasitesi olduğunu savunuyordu. Oktay Sinanoğlu Türkçe karşılığı olmayan, artık Türkçeleşmiş bazı yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını önermiş bir sözlük oluşturmuştu. Üniversite yerine Evrenkent, fast food yerine tez yemek, tren yerine hızlı katar gibi öneriler sunmuştu. Bazen konuşurken yabancı bir kelime kullananları azarlar, kendisi kullanmak zorunda kaldığında da özür dilerdi. Kendi deyimiyle Türkçe onun iyi huylu bir hastalığıydı. Türkçeyi bir vatan davası olarak görüyor, dil yoluyla ülkenin sömürgeleştiğini, kültürünü kaybettiğini, tapularının satıldığını iddia ediyordu. Oktay Sinanoğlu bu konularda kitaplar da yazdı ve yazdığı kitaplarında kendi içinde bir hikayesi vardı. Bye Bye Türkçe kitabında Türkçe giderse Türkiye gider, bye bye demeye devam ederseniz Türkiye'ye de bir gün bye bye dersiniz mesajlarını verdi. Sonraki kitabı Hedef Türkiye'de ise küresel güçlerin hedefi olan Türkiye'yi anlattı. İlk iki kitabının insanlarda bir uyanışa neden olduğunu görüp bu uyanışı anlatan Büyük Uyanış kitabını yazdı. Ve Ne Yapmalı kitabında Türkçe'yi korumak, Türkiye'yi geliştirmek için neler yapılması gerektiğinden bahsetti. Günümüz dünyası artık küresel, yani birbirine bağımlı. Bir araba üretileceği zaman her bir parçası dünyanın dört bir yanından geliyor. Böyle bir ortamda yabancı olan her şeyi reddedip bizim dilimiz, kültürümüz süper deyip dışarıda olanlardan bağımsız yaşamak maalesef mümkün değil. Oktay Sinanoğlu da sonuçta yurt dışındaki imkanlarla bilimsel çalışmalarını yapabildi. O yüzden onun çok radikal, batı karşıtı görüşlerine ve %100 Türkçe hedefine çok katılmıyorum. Ancak Türk diline, kültürüne ve tarihine sahip çıkma noktasında %100 onunla aynı yerdeyim. Eğer aklınızı başınıza almazsanız yakında Türkçe'ye de bay bay Türkçe dersiniz.